Bazı motorlar vardır, fotoğraflarını lansman döneminde gördüğünüzde aha işte efsane geliyor dersiniz. Bir de bazı motorlar vardır, gördüğünüzde bundan bir cacık olmaz dersiniz. Motorun, mühendisinin, tasarımcısının akıl sağlığından şüphe edersiniz. Ama zaman geçer, o motor efsane olur, siz de tükürdüğünüzü yalarsınız. İşte bugün böyle bir motorun hikayesini anlatacağım. Belki de dünyanın en sürpriz hikayelerinden biri. Honda'nın 50 cc'lik canavarı Honda Monkey'nin enteresan hikayesi. Ve ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Hikayeye geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Ben ve ekip arkadaşlarım Nekipedia'nın daha nitelikli motosiklet içerikleri üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve siz olmadan bu içerikleri üretmemiz mümkün değil. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve henüz abone değilseniz abone olun, açın şu çanları yav, şu kanalı hak ettiği 100 bine ulaştıralım el birliğiyle. Motosikletlere, tarihe, kültüre meraklı olan arkadaşlarınıza böyle WhatsApp'tan falan mesaj atın, haber verin, hadi göreyim sizi. Şimdi bu güzel hikayeye geçelim. Her şey bir tema parkında başlamış. Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan Tamatec Tema Parkı. Tema Parkı ne demek? Böyle Disneyland gibi hem büyüklerin hem de çocukların eğlendiği konulu Luna Park. Tamatec Parkı'nın sahibi de Honda. Honda'nın meşhur Suzuka pisti de burada. Doğal olarak da parkın teması motor sporları üzerine. Küçük motosiklet pistleri, motosiklet temalı dönme dolaplar, böyle roller coaster'lar falan ne ararsan var. Yıl 1961. Honda bu parkta kullanılmak üzere hem çocukların hem de büyüklerin zorlanmadan kullanabileceği, küçük olmasına rağmen eğlencesi büyük bir motosiklet geliştiriyor. Kıpkırmızı şasesiyle albenili bir görüntüsü var. Tekerlekler 5 inçlik ufacık tekerler. Motor küçücük ama Super Cup'tan devşirme. Böyle ufacık bir motoru şahlandırmak için yeter de artar bir motor. Egzoz ve çamurluklarda ayna gibi nikelajlar. Motor küçük, minik, sevimli ama aynı zamanda serseri bir hali de var. Tam bir mahallenin kısa boylu, girdiği ortamı dağıtan bıçkın delikanlısı. İşte bu motora Z100 adını veriyor Honda. Z serisi efsanesi de böylelikle başlamış oluyor. Bu küçük motor kısa süre içerisinde parkın ziyaretçileri arasında aşırı popüler hale geliyor. Büyük, küçük, çoluk, çombalak parkın içindeki pistlerde yardırıyorlar bu motorlarla. Motosikletçilik oynamak için daha iyi bir motor yok sonuçta. Motorun adı Z100 ama halk ona başka bir ad veriyor. Motora binenin poposu aşağıda, ayakları önde, kolları yukarıda, garip bir şekle girmesi gerekiyor. Biraz maymun olması gerekiyor yani. Halk da bu motora Honda Monkey adını yapıştırıveriyor. Honda bugün olduğu gibi o zamanlar da çakal. En ufak pazarlama fırsatını bile değerlendiriyor. Bakıyorlar Monkey'lerin hastası çok. Neden bunu yollarda kullanılabilecek bir motosiklet haline getirmiyoruz diyorlar. Böylelikle 1964 yılında Monkey'nin yollarda kullanılabilir versiyonu CZ100 Japonya'da piyasaya çıkıyor. Yine Super Cup'tan devşirme, 49 cc'lik, 4.5 beygir güç veren bir motor var üstünde. Gayet basit bir motosiklet. Gereksiz de hiçbir şey yok üstünde. Mesela süspansiyon falan yok. Yolu poponuzda hissede hissede gitmek varken kimin neyine süspansiyon? CZ100 sadece Japonya'da satılıyor. Bu yüzden oldukça nadir. Her motosiklet koleksiyoncusunun rüyasını süsleyen bir motosiklet. Motosiklet açık arttırmalarında binlerce dolara satılan CZ100'ler var. Ufak bir ara verelim ve bir hatırlatma yapalım. Şimdi Honda Monkey serisi ikonik bir tasarıma sahip. Bu ikonik tasarımı da tarzınızın bir parçası haline getirmeniz mümkün. Sizin için harika Monkey tişörtleri hazırladık. Sadece Honda Monkey değil. Bu kanalda anlattığımız marka ve modellerin tişörtlerini de nekipedia.com.tr adresinden satın alarak bize destek verebilirsiniz. Öyle logolu tişörtler değil, tasarım tişörtler. Şimdi kaldığımız yerden devam edeyim. CZ100 modeli Japonya'da acayip tutuyor. Honda da bakıyor, bu motosiklet bir Luna Park eğlencesi olmayı çoktan geçti. Koca koca insanlar baya baya yollarda kullanıyorlar bu motoru. CZ100'ü başka ülkelerde de satmaya karar veriyorlar bu yüzden. Ama biraz değişiklik yapıyor Honda. 1967'de Avrupa'ya Z50M modelini gönderiyor. Avrupa'da kafalar biraz farklı. 1960'lı yıllar. Avrupa'nın hala birçok şehrindeki sokaklar daracık. Arabayla ulaşım pek de kolay değil. Bu yüzden kompakt ulaşım çözümlerine bayılıyor bu Avrupalılar. Monkey'i de görünce hemen üstüne atlıyorlar.
Avrupa'ya ihraç edilen bu Monkey acayip kompakt bir motosiklet. Selesi alçaltılabiliyor. İki vidayı gevşetip gidonu katlamak mümkün. Park sorunu falan yok yani. Gideceğin yere git, al kolunun altına, koy dolaba, neredeyse böyle bir motosiklet. Avrupalılar da Monkey'e bayılınca sırada neresi var? Tabii ki Amerika. Dünyanın en muhafazakar motosiklet pazarı. Luna Park oyuncağından devşirme bu motoru Amerikalılar sever mi kimse bilmiyor. Honda da işini biraz garantiye almak için motoru biraz daha Amerikalıların seveceği hale getirmeye çalışıyor. Teker çapları büyüyor. 8 inçlik dişli arazi lastikleri takıyor Honda Monkey'nin Amerikan versiyonuna. Ön tarafa ufak da olsa bir süspansiyon da ekliyor. Depo iki renkli falan, böyle daha bir janjanlı. Amerikalıların seveceği cinsten. Honda bu motora Z50A ismini veriyor. Motorun küçük bir arazi motosikletini anımsatması nedeniyle de bu motor Mini Trail olarak biliniyor. 1968 yılında Amerika'ya gelen bu motorun trafiğe çıkması yasak. Neden? Dedim ya, Monkey olabildiğince basit bir motor. Üstünde gereksiz hiçbir şey yok. Motorun üstünde sinyal falan da yok. Honda'daki abiler için bunlar gereksiz anlaşılır. 1969 model Monkey'e Honda far sinyal falan da takıyor, sonra ver elini yollar. Amerikalılar da Monkey'e bayılıyorlar. Koca koca halilerin ülkesi Amerika'da bu minnak motor herkesin sevgilisi haline geliyor. Dönemin halicileri duruma epey uyuz olmuşlardır herhalde. Honda bakıyor, Amerika'da da işler tıkırında. Z50A'yı geliştirmeye devam ediyor. 1971 yılına gelindiğinde de çok acayip, süper teknolojik, rakiplerini kıskançlıktan çatlatan bir teknolojiyi Monkey'e ekleyiveriyor. Ne yapmış olabilirler? Ben size söyleyeyim. Motora arka amortisör takıyorlar. Amerikan popoları artık rahat. Baksana, hem önde hem arkada amortisör var. Böyle olup popolarda rahat edince Monkey kısa sürede ailenizin motosikleti haline geliyor. Harbiden de böyle bir şey oluyor. Amerikan aileleri kocaman station wagon arabalarını bir kenara itip Monkey'lerle fink atmaya başlıyorlar. Yahu ailede herkesin kendi Monkey'si var. Ana, baba, çoluk, çocuk, herkes motor üstünde. Hatta Amerika'nın şu meşhur YMCA kurumu, hani şu şarkısı olan, tatil köylerinden hatırlarsınız. YMCA, YMCA. Çocuklara motor üzerinde güvenli sürüş eğitimleri veriyor. Maksat çoluk çocuk kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Arkadaşlarıyla beraber motora binsin. Grup halinde eğlensin, şu pis işlere de bulaşmasın. Amerikan kültürüne iyice nüfuz etmek isteyen Honda da tabii ki bu fırsatı kaçırır mı? Kaçırmıyor. YMCA kurumuna da 10 bin adet gibi acayip bir motosiklet bağışında bulunuyor. Onların amacı da küçük yaşta herkesin Hondacı olması. Ve işe yarıyor da. Monkey, dünyanın dört bir köşesinde insanlara motosikleti sevdiren, motosiklet kavramının günlük hayatın bir parçası olmasını sağlayan motosiklet modellerinden biri oluyor. Ucuz olması, basit olması, kullanışlı olması, kolay sürülebilmesi ve kendine has ikonik bir tasarıma sahip olması Monkey'nin bu kadar popüler hale gelmesini sağlıyor. Honda Monkey'nin üretimi farklı modellerle 2017'ye kadar devam ediyor. 2018 yılında da Monkey'nin yeni modeli gün yüzüne çıkıyor. Tasarım eski Monkey'leri aratmıyor ama motoru tıpkı Honda Grom'daki gibi 125 cc oluyor. Küçük enişte daha da güçleniyor. Bugün size motosiklet kültüründe farklı bir çıkış noktası olan bir modeli anlattım. Konu motosiklet olunca ön yargıları bir kenara bırakmamız gerektiğinin canlı bir örneği Honda Monkey. Luna Park oyuncağından bir yol motosikleti olur mu diyenlere böyle tokadı kulağının yanına basıvermiş. Ben hayatta motosiklete binmem diyenleri de motosiklete bindirmiş küçük boylu bir dev. Benden de bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Ama tişörtleriniz üstünüzde olsun. Bye.